Johan van der Waal'e. Evet, sizsiniz Johan değil van mi? der Waal'e, benim. Oturalım. Çok teşekkürler. Evet beyefendi, sizinle hangi Türkçe konuşalım? Şu anda konuştuğumuz Türkçe ile devam etsek çok daha iyi olacak herhalde. Ben size esas sormam gerekiyor. Siz kaç çeşit Türkçe biliyorsunuz? Evet, dünyada pek çok Türkçe çeşidi var. Ben Özbek Türkçesini öğrendim. Türkmence, Tatarca, Başkurtça, Kırgızca, Azeri Türkçesi, Tuva Türkçesi, Uygur Türkçesi. Bir de Türkiye'nin içinde konuşulan Türk dilleri var. Türk şiveleri var. Var daha doğrusu. Anadolu Türkçesi gibi. Evet. İstanbul Türkçesi. Yani İstanbul Türkçesi konuşsak daha iyi olur. Evet. Bu odada çalışıyorsunuz galiba. Evet, bütün dillerimi bu küçücük odada öğrendim. Bunlar evet. Türkiye'deki arkadaşlarınız mı? Evet. Bu arkadaşlar İstanbul'da oturuyorlar. Kutlu ailesi. Bu Bursa'dan Esen ailesi. Bir de Türk müziği dinliyoruz burada. En çok kimi seviyorsunuz Türk müziğinde? En çok Barış Manço'yu ve Zeki Müren'i seviyorum. Burada görüyorum çalıştığınız kitaplar var. Bu Nedim Divanı eski yazıyla. Evet. Okuyabiliyor musunuz eski yazıyı? Tabii okuyabilirim. Bize oradan bir iki dize okur musunuz? Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gül gülşen. Çırağın vakti geldi, lalezarın didesi ruşen. Nedir bu yazı? Ne bu, karakteridir bu? En eski Türk yazısı. Siz kendiniz yazdınız galiba bunu. Kendim yazdım. Evet. Bu Orhon Türk yazısı. Ne diyor efendim burada? Şimdi yazılan şeyler Orhon Türkçesi değil. Burada ne mutlu Türk'üm diyene. Türkçeyi ya da daha genelde dili matematik bir yapıya benzetiyorum. Evet. Bir dil bir satranç oyununa benzetilebilir. Yani satranç oyunu kuralları çok basit bir oyundur. Fakat insanın hiç sıkılmadığı bir oyun. Evet. Türkçe'de tıpkı satranç gibi Türkçenin kurallarını öğrenmek ve Türkçe konuşmasını öğrenmek o kadar çok vakit istemiyor. Fakat bir insan bütün hayatı boyunca Türkçe öğrenmekle meşgul olabilir, Türkçe öğrenmeye devam edebilir. Bu metodunuzu bize daha sonra anlatacaksınız galiba. Evet, bu akşam üniversitede görebileceksiniz. Evet arkadaşlar, dersler sırasında Deve Kuşu Kabaret Tiyatrosu'yla tanıştınız. Bugünkü dersimizde Deve Kuşu Kabaret Tiyatrosu'nun bir güldürüsünü okuyacağız. Adı Kararsız Yarışmacı. Sizden İki kişinin bunu okumasını öneriyorum. İlk yarışmacımız geliyor. Buyurun, evet, buraya gelin. Siz yarışmaya katılmak için müracaat etmediniz. Ettim mi acaba? Birden karar veremedin de ben. Galiba ettim efendim.